Kalp yetmezliği nedir? Kalp yetmezliği kalbin pompa fonksiyonunun bozulmasıyla ortaya çıkan bir klinik bulgudur. İki çeşidi vardır onu söyleyeyim. Bir defa sağ kalp yetmezliği ve sol kalp yetmezliği. Bunu söylediğimiz zaman bazen iki tane kalbimiz olduğu zannedilebiliyor. Kalbimiz odacıklardan oluşuyor. Sol atriyum ve sol ventrikülün oluşturmuş olduğu, kulakçık ve karıncanın oluşturmuş olduğu sol kalp akciğerden gelen kanı vücuda gönderir. Bir diğeri ise vücuttan gelen kirli kanı akciğere gönderen sağ kalp dediğimiz sağ karıncık ve sağ kulakçıktan oluşan diğer kalp bölümü. Dolayısıyla bu her ikisinin de birlikte de olması olabileceği gibi ayrı ayrı da kalp yetmezlikleri ortaya çıkabiliyor. Sol ve sağ kalp yetmezliği olarak. Bunların pompa fonksiyonunun bozulmasıyla birlikte kişilerde belirtiler ortaya çıkabiliyor. Nedir bu? Çoğunlukla gördüğümüz sol kalp yetmezliği dediğimiz bizim klasik olarak kalp krizinden sonra çoğunlukla ortaya çıkan ya da kalp damar hastalığından sonra ortaya çıkabilecek olan sol kalp yetmezliğidir ki bunda kişiler yol yürürken, iş yaparken özellikle efor sırasında belirgin bir nefes darlığı şikayeti hissederler. Aynı zamanda da bu hastalar daha ileri seviyede akciğer ödemiyle bize gelebilirler. Hatta bunun en belirgin ve en tipik özelliği şudur. Hasta gece uyuduktan maksimum 2 ila 3 saat sonra boğulur bir şekilde uyandığını ve dolayısıyla hava açlığı hissettiğini söyler. Gündüzleri daha rahat olduğunu söyler. Bu aslında kalp yetmezliğinin erken evrede hastaların fark ettiği ilk belirtilerinden birisi olabilir. Halk arasında tabii ki en fazla bacaklarda şişlik, karında şişlik ve nefes darlığı ile birlikte aslında ortaya çıkan durumun kalp yetmezliğiyle daha çok ilişkilendirildiğini ve daha çok popüler olduğunu biliyoruz. Bu da sağ kalp yetmezliğinin ön planda olduğu ya sol kalp yetmezliğiyle birlikte ya da tek başına sağ kalp yetmezliğinin olduğu hastalarda görebiliyoruz. Bu hastalarda özellikle ayak bileğinden yukarı tarafta diz ile ayak bileği arasında ödem oluşmasıdır. Sadece ayak bileğinde ödemin kalple alakalı olma ihtimali çok zayıftır. Dolayısıyla eğer hastalarda ayak bileği ile diz arasındaki bölgede her ikisinde tek taraflı değil her ikisinde ödem gelişmişse ve parmak basmakla çukurlaşmışsa oluşuyorsa bunun kalp yetmezliği ile alakalı olma ihtimali yüksektir. Bir an önce bir kardiyoloğa başvurmalarını öneriyoruz. Onun haricinde hastanın hiçbir şekilde daha önce hiçbir sıkıntısı yokken birden ortaya çıkan bir nefes darlığı şikayeti olduysa da mutlaka bir hekime veya bir kardiyoloğa başvurmalarını öneriyoruz.